Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla Osmanlı'nın parmak izi olarak adlandırılan ilçeye Kurban Bayramı tatili için gelecek turistler için lokum üreticileri hummalı çalışmalarını sürdürüyor. 3000 yıllık bir geçmişe sahip ve lokumuyla ünlü Safranbolu'da değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle müşterilerine sunulacak. Kilosu çeşitlerine göre 90 lira 500 lira arasında satılan Safranbolu lokumlarının en önemli özelliği diğer lokumlara göre hafif olması ve boğaz yakmaması. Lokum üreticisi Erdinç Sezer, Kurban Bayramı'nın 9 gün çıkartılmasının lokumun önemine vurgu yaptı. 9 günlük tatil olduğunu duyunca tabii hepimiz çok mutlu olduk. Turizm açısından, ticaret açısından iyi bir haberdi bizim açımızdan. Fakat tabii mevsim şartları gereği biraz Ege Akdeniz'in tercih edileceğini, Safranbolu'nun en azından bu 9 günlük tatilin 2 ya da 3 gününde çok yoğun geçeceğini tahmin ediyoruz. Belki daha çok günübirlik turizm yakın illerden olacaktır. Ramazan bayramında yaşadığımız o çok yoğun, belki de Safranbolu'nun en hareketli gününü yaşayacağımızı çok düşünmüyoruz. Çünkü tatilde biraz insanların bunu yayacaklarını tahmin ediyoruz. Ama ümidimiz var. Hazırlıklarımız da ona göre İyi bir bayram süreci geçireceğimizi düşünüyoruz. Ya bizim helva, şekerleme, lokum anlamında 50'ye yakın çeşidimiz var. Hepsinde yani lokum çeşidi belki 20 çeşit. Diğerleri akideler, naneler, helvalar gibi ürünler var ama 50'yi bulan ürün gamımız var. Tercih edilen ürün lokum tarzı. Ya tabii biz bizim klasik fındık lokumumuzu bir kenara atamayız asla. Ama safranlı lokum ve çifte kalmış lokum bugünlerde bizim klasik lokumumuzu geçti. Ama en çok sattığımız çifte kalmış lokumdur. İlçe geneli için değil de hani bizim kendi açımızdan söylersek 10 ton civarında bir lokum satacağımızı tahmin ediyoruz yani.